Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece spoiler videosu ile beraberiz. Burada ayrıntılı özetleri atmaya çalışıyorum. 54. Sayı spoiler paylaştım. Ama Redon bana büyük bir sürpriz yaptı. Tam yatağıma yattım. Yarın nöbete gideceğim. Şak 54. sayının ayrıntılı özeti çıktı. Daha doğrusu sayının ta kendisi gibi bir şey bu. Yani ee, tabi bunu Benden dinledikten sonra bir tık sayıyı okurken şey olabilirsiniz ulan hani her şeyi anlattı falan olabilirsiniz ama ben yine de tabi biliyorsunuz ayrıntılı özetleri de paylaşmayı seviyorum siz. E, İngilizce paylaşılmış elimde bir translate yok şu anda kendim çevireceğim o yüzden zaman zaman yavaşlamalarım duraksamalarım olacaktır diye düşünüyorum. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gecenin bu saatinde bu videoyu çekmemin karşılığını bu şekilde alırım diye umut ediyorum en azından. Evet sayının başlığı Ateş İmparatoru. E, ee, 1054. sayı. Weekly Shonen Jump'ın cover'ı. E, ee, Eichiro'da ve Gosho Oy 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 Oyama, Detektif Kanın ve Eichiro'da'nın beraber yaptığı bir içeriyor. Luffy and Hori Amura from Detective kanın demiş. İkisi beraber coverda yer alıyorlar. Ana sayfada yer alıyor. E, ee, ve kapakta ciddi bir color spread var. Yani iki sayfalık çizim var. Bu çizimde de Dört İmparatorun, Luffy'nin, sakalın Shanks'a Buggy'nin olduğunu görüyoruz. Sayı Çiçek Başkenti'nde başlıyor. Kinemon ve diğerlerinin ee, birilerinin şehre yaklaştığını fark etmesiyle başlıyor. Kinemo ee, diyor ki Luffy ve arkadaşları neler olduğunu fark edemez diyor. Neler olduğunu fark etmedi diyor. E, e, Konuda birisi bu şehre girdi diyor. Ve biz bununla ilgilenmeliyiz diyor. Rukugyu yürümeye devam ediyor çiçek başkentine doğru. Ve kafasında bir şey var bunun. Eee yerlerine etki etmek işte bu ciddi başarması zor bir şey diyor. Raido, Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Nekomomushi ve Kawamatsu uyku günün önünde beliriyor bir anda onu durdurmak için. Bu arada Luna bir yandan kudurduğu için onun seslerini duyuyorsunuz belki de bilemiyorum. Ben duyuyorum. E, Ryukugyu samuraylar yolumdan çekilin diyor. Raizo ee, onun marinlerden biri olduğunu söylüyor. Ee, Denjiro da onun dış dünyada Lupin'in düşmanlarından biri olduğunu söylüyor. Kugi onlara karşı konuşuyor. Ve güçlerini kullanmaya başlıyor. Gençler diyor diğer dünya hakkında ne biliyorsunuz ki siz? Bu dünyanın tanrıları diyor Tanrı Yubitolardır diyor. Yani sal diyor. Sizin gibi diyor dünya hükümetine katılmamış bir ülkenin diyor hiçbir hakkı yoktur diyor. İşte diyor üzgünüm ama diyor işte diyor bu dünyanın çalışma şeklidir diyor ve e, vahşi bir kutsal ejderci bir karakter olduğunu gösteriyor uykuyu. diyor. Açıkçası hiç böyle bir amiral görmemiştik. Yani amirallerin tabii ki hükümete ve dünya hükümetine ve kutsal sadık olduğunu biliyorduk ama bu şekilde konuşan birisini görmek şaşırtıcı. Burada Ryukugyu'nun Kiniku Mori Mori dediğini Forbidden affedilmeyen ormanların öfkesi şeklinde bir e, atak kullandı, saldırı kullandığını ve ben Mori morinomi yani orman meyvesinin sahibiyim, orman adamım diyor. E, ben diyor doğal olarak diyor tüm hayatın ve hayatın babasıyım diyor. O tarz bir cümle var yani öyle çevrilebilir. Deniz gibi diyor. Ee, Logia meyve olduğu da bunun açıklanmış aynı zamanda. Ryukugyu size bir insanlık dersi vereceğim diyor. Ee, Diğer canlılara diyor yaşaması için bir şans veririz diyor. Bizden alt canlılara diyor. Bizim altımızda yer alan insanlara diyor. Eee Ya burada söyledikleri çok hoş değil. Yani çok çeviremeyeceğim ama. Sizlere diyor yaşama şansı veriyorum diyor. İşte diyor bu ayrımcılık diyor bize diyor stabilite veriyor falan diyor. Neyse geçiyorum. Ryukugyu biraz antipatik buldum ben açıkçası. Ee, etkileyici bir cover da iki sayfalık bir page'de. de. Ee, Ryukugyu'nun bir ağaca dönüştüğünü ve kızıl kınlara saldırdığını görüyoruz bunun dallarıyla ve kökleriyle kızıl kınlarınsa e, Rukuki konuşmaya devam ederken kendilerini savunduğunu görüyoruz Rukuki şey diyor sayısız insan öldü bu ülkede ve bir kural tanınmadı şeklinde bir şey söylüyor eğer durdurabilirseniz beni durdurun diyor. Binlerce insan öldüreceğim diyor. Gerekirse diyor. Mugiwara no Luffy'yi yakalamak için diyor. Biri yaptığım için tekrardan kusura bakmayın biraz yavaş oluyor. Burada şöyle ilginç bir nokta oluyor. Yamato bir anda beliriyor. Ee, ve Ryukugyu'nun kafasına kanabusuyla vuruyor. Ryukugyu'yu yere düşürüyor. Yamatoru Yukugi'ye her şeyin affedilebilir olduğunu söylüyor. Yamato'nun hata Ryukugi'ye vuruyor. Ve Ryukugi diyor ki ee, çok güçlü bir hakisi olduğunu söyle Yamato. Yamato, Vanokun'in 20 yıldır bir tiran tarafından hükmedildiğini, yani tiranın onlara çektirdiği acıyı çektiğini, sonunda özgür olduğunu ve bunu ve bu töreni kimsenin ölmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Temel bir Yamato-Ryukugyu eşleşmesi izleyeceğiz. Tabi ne demiştik önceden? Luffy eğer ki e, Sakazuki yani Akainu ile eşleşecekse diğer emiralleri de tayfadan birileri almalı demiştik. Bakalım e, ilk savaşında neler olacak. Ryukugyu sen de kimsin? Ulan lanet olası tek şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğiz bir şekilde. Who the hell are you? diyor Yamato'ya. Yamato da ben Yamato diyor. Kaido'nun oğlu diyor. Fukuki de Kaido'nun oğlu mu diyor. Şok oluyor tabii muhtemelen. Hem karşısındaki bir kadın ne Kaido'nun oğluyum diyor. Yani hem kadın oğlanım diyor. Hem de yani Kaido'nun bir daha. Mom Momonosuke'nin de dragon formunda, ejderha formunda savaşa katıldığını görüyoruz. Momonosuke sana katılıyorum Yamato diyor. Ee, hala iyileşmekte olan kahramanlarımıza hasar vermenize, onlara zarar vermenize izin vermeyeceğiz diyor. Ryukugyu şok oluyor. Bir ejderha mı diyor. Momonosuke burada Bolo Biret kullanıyor. E, Kaido'yu e, Kaido taklit etmeye çalışıyor ama e, bu hata kullanamıyor. Ryukugyu şok oluyor. Bu atağın ne olması gerekiyor diyor. E, atağın feyillendiğini görünce Momonosuke e, Ryukugyu ısırmaya çalışıyor. Ve Ryukugyu'yu fırlatmaya çalışıyor. E, Ryukugyu'nun pembe bir ejderha gördüğü için şaşırdığını e, böyle bir yeteneğin bulunduğunu daha önce hiç duymadığını görüyoruz. Momonosuke'ye yolundan çekilmesini ve e, söylüyor ve işte ağaçlarıyla vuruyor onu. E, Momonosuke'nin durduruyor. Yamato Momonosuke'ye yardım etmeye çalışıyor. Momokun diyor. Yamato bunun dışında kal diyor Momo. Yamato şaşırıyor. Ne diyor yani nasıl yani. Ee, Vanakuni'nin denizine dönüyoruz burada arkadaşlar. Abi çok şu anlar diken diken oldu. <laughs> Abi Vanakuni'nin kenarında denizde. Ee, kızıl takal. Ee, kızıl saçlı Shanks. Sakal diyorum. Shanks korsanlarını görüyoruz. Yani şey yapamadım. error verdi beynim. Heyecanlandım. Ee, tayfan'ın bir kısmının Shanks'la konuştuğunu, Luffy'yi görmek istediklerini işte Luffy çok büyük bir korsan olduğunu falan şey yapıyor, Konuşuyorlar. Shanks Wanakuni'de e, olduğu çok, son zamanı hatırlıyor. Oden'le hatırlıyor. ayrıldıkları günü. Ve e, Yori ile Momonosuke'nin büyüdüklerini düşünüyor e, ee, kızıl taş korsanları e, ısrar ediyor. Kaptan diyor Lakiro burada. Hadi diyor gidip Luffy'yi görelim diyor. Ee, Bonk Punch burada Luffy kesinlikle muhteşem diyor. Ee, Yasop diyor ki hayır durun diyor. Ben diyor Yusop'la karşılaşmaya mental olarak hazır değilim diyor. E, ee, diye bir karakter var. Bu nedir diyor. Kid de buradaymış diyor. Luffy'nin karşı savaşmamış mıydık diyor. Shanks burada Luffy'nin mantık işte aranıyor posterini görüyor diyor ve bu diyor. Sonraki sayfaya geçeceğim inşallah inşallah geçebileceğim. Ve bu diyor ve bitiyor. Neyse. Bu sırada bir flashback başlıyor. Ee, kızıl saç korsanlarının bir e, denizci gemisi tarafından kovalandığını görüyoruz. Ben Beckman burada Shanks'a bilgi veriyor e, Cypher Pol, Nine ajanlarının bu gemide olduğunu ama e, Shanks'ın bunu sallamadığını ve saldırdığını, saldırma emri verdiğini görüyoruz. Who is who? Aa, Shanks'ın Luffy'nin meyvesinin çalış hikayesini görüyoruz arkadaşlar şu anda. E, who is who? Ne istediklerini soruyor. Gemide bir ...şey olmadığını, hazine olmadığını söylüyor. Eee... yani bir şeytan meyvesi olduğunu... ...ve Gumunomi ne olduğunu söylüyor bunu. Eee... ...ve Luffy'nin birinci chapter'da yediği meyveyi görüyoruz. Flashback devam ediyor... Shanks'la beraber. Luffy'nin Fushia Village'da yani... ...ilk şehirde, ilk... ...birinci manga sayısının geçtiği yerde... E, ...kolunu feda ettiği ana gidiyoruz. Eee... Ve Shanks o sahnede manga panelinde kolunu tutuyor bu şekilde yani giden kolun. Bazı tayfa üyeleri o sırada e, Luffy ile tanışmamışlar çünkü o zaman gemide değillermiş e, ve Luffy nasıl tanıdığı konusunda da şaşırıyorlar açıkçası biraz. E, Luffy hakkında tabii fısıltıları dedikoduları duymuşlar. E, ve Luffy'nin şey olduğunu düşünüyorlarmış. Durdurulamaz bir maymun canavar olduğunu düşünüyor. Shanks Crewmate'ine yani tayfa üyelerine dönüp diyor ki Tabii ki ben de istiyorum Luffy ile karşılaşmayı. Diyor. Ha yo burada bambaşka bir şey söylüyor. Luffy ile görüşmek istemiyorum diyor Shanks. Luffy ile görüşme isteğim yok diyor. Lucky diyor ki what? Ya yani nasıl olur diyor. Shanks burada diyor ki Bizim bölgemizde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Diyor. Howling Gap denilen arkadaş kim olduğunu bilmiyorum. Ee, diyor ki, aa evet Barto'dan bahsediyorsun diyor. O Luffy'nin alt, altlarından, subordinate'lerinden yani aslarından biriydi diyor. Bizim bayrağımızı yakmıştı ve Luffy'ninkini takmıştı diyor. Shanks diyor ki, evet diyor, bunu çözmeliyiz diyor. Yoksa diyor bizim diyor şeyimize ne olur diyor. Ünümüze diyor. Adamlığımıza ne olur diyor. Sırada Kızıl Saç Korsanları dönüp şey diyor. Yani bu yönden alırsan okey ama diyor biz farklı düşünüyoruz falan diyor. Shanks Ben Beckman'ın yanına oturuyor ve ikisi beraber bir sake içiyorlar. Eee Shanks burada Ben Beckman'a dönüp şöyle diyor. "Bek diyor. Sence de diyor One Piece için savaşmanın zamanı gelmedi mi?" diyor. One Piece savaşına katılmanın zamanı gelmedi mi? Diyor. Ve ee, bu panelden ayrılıyoruz. Bu olaydan ayrılıyoruz. Shanks'ın bir şeyleri planlı olarak yaptığını düşüncelerimi daha da arttıran bir flashback oldu diyorum ben buna. Bakalım yani Shanks'ı gördük sonunda farkındasınız değil mi? Bu çok ilginç bir nokta yani ben. Evet. Ee, Navi Headquarter yani denizci merkezine dönüyoruz New, World, New World'deki. Burada bir e, buluşma gerçekleşiyor. Bilinmeyen bir marinin e, Akainu'ya devrimcilerin yapmaya devam ettikleri şeyleri yapmalarına izin vermememiz gerekiyor şeklinde bir çıkışı olduğunu görüyoruz. Akainu bunu çoktan bildiğini ama e, bunun için yeterli askeri olmadığını yani yeterli gücü olmadığını görüyoruz. Ve bu üçünün Kizaru, Akainu ve bilinmeyen bu marinin denizcinin beraber oturduğunu görüyoruz. Bilinmeyen denizci, ee, şu çocuk diyor. Sabo, Ateşin İmparatoru, adıyla bilinen çocuk diyor. Şimdi diyor bütün dünyada diyor bir kahraman oldu diyor. E, Nefertari Kobra... Dünya hükümetini kuran 800 yıl önce kuran 20 aileden birinin ee, ne demiş ki burada Vazdun? Ha diğer dünyada yaşayan, Neveri'ye katılan 20 aileden ha tekiydi diyor 20 aileden tekiydi diyor. E, onu öldüren bir adam olarak çok büyük bir başarı kazandı diyor devrimci ordusu diyor onu öldürerek diyor. Tabi ben burada Sabon'un öldürdüğünü falan düşünmüyorum ama ne çıkacak göreceğiz. Bilinmeyen bu Marin'in dediği gibi bir gazete görüyoruz. Gazete diyor ki Sabo Nefertari Kobra'yı öldürdü. Alabasta kralı Nefertari Kobra'yı öldürdü. Ve bilinmeyen bu Marin'in şöyle dediğini görüyoruz. Bunun bunun Merigoyz'de leveli, leveli yapılırken yani Yapılırken olduğunu söylüyor. Hala kutlamalar devam ederken evveli de. Ki bu yani e, gerçekten çok büyük bir olay gerçekten. Yani garip. Ee, burada bilinmeyen marine şöyle diyor. Sadece birkaç saat önce diyor bu cinayetten diyor. E, Terribütoların alanında diyor. Tanrıların alanında diyor. Eee... Of Celestial Dragon was destroyed. Kuf ne demek bilmiyorum. E, kutsal ejderlerin amblemi yakıldı tarzı bir şey diyor herhalde. Bu bir savaş ilanıdır diyor. O konuştukça Tenribito'ların e, tepedeki bayrağının yandığını görüyoruz. Arkadaşlar. Yani Luffy'nin en iyi yaptığını sabo yapıyor abi. Bu oh, ilginç. Evet devam ediyoruz. Bu bilinmeyen Mari'nin normali, Mari'nin devam konuşması devam ediyor. Ee, denizci askerlerinin Rukugi ve Fujitora tarafından eee, şey yapıldığını savaşa çağrıldığını Senryu Bito'ların çağırdığını söylüyor. Ee, ama sonuç olarak devrimci orduları Bartolomeo Kuva'yı kurtarıyor ve hepsi kurtuluyor. Amirallerin Land of Gods'ta yani Merry Goist'te yani tanrıların bölgesinde savaşamadıklarını görüyoruz. Burada kendi adına diyor bir Özürde bulunmana gerek yok. Özür ihtiyacın yok şeklinde bir çıkışı var Akain'in ama çok anlayamadım bunu. Ee, ve Vivi de kaybolmuş arkadaşlar. Akain'i dönüp diyor ki peki diyor Vivi'nin kaybolması hakkında ne oldu diyor. Yani diyor e, aynı anda diyor hem Vivi kayboldu diyor hem kobra öldürüldü diyor. Ee, i̇lginç bir nokta var burada. Tekrar gazeteyi görüyoruz. Vivi'nin e, kaybolmasını reportluyor gazete. Ve e, burada bilinmeyen Marin'in kim olduğunu öğreniyoruz. Beyaz saçlı ve gözlüklü bir adam bu. Adının Kuruma yani siyah at olduğunu görüyoruz. Ve e, bu kişi marinlerin suç teşkilatı yani suç araştırma teşkilatının başkanı olduğunu görüyoruz. Gerçek adında Tensei olduğunu görüyoruz. Kruma Hala bu kaybolmayı araştırıyoruz. Neyle alakalı olduğunu, olası ihtimalleri değerlendiriyoruz diyor. Hakayne Alabasta diyor. Şu anda diyor bir kaos içinde diyor. Ee, Tabi kuruma burada gemileri hala reportta. Hani bunu düşünmek için erken diyor. Ya yani bunu düşünmenin zamanı. Kizaru ee, da burada şey diyor. Sen Carlos'ın ıı, ölümünün davası çözümlendi mi diyor. Kuruma sen Miss, ıı, yardım ettiği için diyor. Burada, buradaki olayı çok anlayamadım arkadaşlar ya. Bu Türkçe çıkınca daha şey olur da hani Bilmediğimiz karakterler çünkü Michelle Cart var mı? Sen Michelle Cart, ona yardım etmişler kaçmasına, şüphelinin kaçmasına yardım etmişler. Daha önce de yani burada bir cinayet işlenmiş galiba yani öyle. bunu anlıyorum. Ee, bu da işleri zorlaştırmış. Akoyunu ne yapmak istiyorlarsa yapmalarına izin verelim şeklinde bir çıkışı var ama ne için diyor bilmiyorum. Kuruma burada şey diyor. E Sabo diyor e, iddialar söylüyor ki diyor kuruma burada. Sabo diyor bunların bütün hepsinin arkasında kişi olabilir diyor. E, ve diyor 8 ulusun diyor devrimi gerçekleşti diyor. Dünya'da bir kıvılcım çaktı diyor. Yer Starting to treat like that. Davranmaya da açladılar. Tanrı gibi davranmaya başladı. O çocuk tanrı gibi davranmaya başladı mı diyor. Tam anlayamadım. Yani Sabo için diyor herhalde. Son sayfada bir double page görüyoruz. Yani iki sayfalık bir şey. Sabo'nun kocaman bir fotoğrafı olduğunu görüyoruz üstte. Ee, Sabo'nun resminin olduğu kocaman bir fotoğraf görüyoruz bir building'in üstünde yani bir yapının üstünde. E, Sabo'yu The Flame Emperor yani ateş ateş tanrısı demeyeyim de ateş imparatoru şeklinde çağırdıklarını söylüyorlar. E, hatta diyor ki burada kuruma şunu bile söyleyebilirsiniz diyor Sabo'nun popülaritesi diyor. Devrim ordularının kumandanı Devrimci, Asi Dragon'u bile geçti, diyor. Kizaru burada şey diyor, evet diyor, aynı anda diyor, küçük kardeşi diyor, Givarano de diyor, Yonko oldu, diyor. Ee, megafonlu adam konuşmaya devam ediyor. Ee, Revolutionary Man demiş burada, devrimci adam. E, bütün eski sistem, korsanların tarafında olan bütün eski sistem, devrimci Ateş İmparatorunun kardeşi tarafından yıkıldı diyor. Şimdi diyor bu saha değişiyor diyor. Last panel yani Tom panelde, e, Akay'nın dışarı baktığını görüyoruz. E, Akay'ın onu şöyle dediğini görüyoruz. İşte bu an için orduların kumandanı olmuşum. Orduların baş kumandanı diyor. Ama ne gelirse gelsin diyor. Hepsini bitireceğim diyor. Hepsini bitireceğim diyor. Reveriye geçmek gerçekten etkileyici arkadaşlar ama hala yani sayıyı görmeden paçaları olmak lazım diyorum. Çok uzun sürdü biliyorum. Bütün sayıyı okudum, değerlendirdim. Biraz çevirdiğim için de yavaşladım. Kusura bakmayın. Ama yani anlayamadığım çok fazla şey var. Tekrar sayıyı okuduktan sonra cuma günü ya da cuma günü gerçi belki açamayabilirim. Cumartesi günü nöbetçiyim. Nöbetçi. nöbetçi. Yok <laughs> cumartesi nöbetçiyim. Cumartesi günü belki bir yayın açabiliriz. Perşembe günü belki bir yayın açabiliriz tekrar konuşabiliriz. Ee, bir şeyler havada kalmış gibi yani. demiyorum Belki de İngilizce olduğu için. Belki de çok çeviremediğim. Ama sabah olayları gerçekten çok karışık. Ryuku bence Momo artı Yamato indirecektir bu arada. Başkasına kalmayacaktır. o Rukugi şu an önemini kaybetti benim gözümde. Dragon'la alakalı bir şeyler bekliyordum ama gelmedi ne yazık ki. Sabo dünyanın şeyi olmuş yani böyle en çok bilinen adamlarından biri olmuş. Bu da ilginç bir nokta bana. Bakalım nasıl olacak? One Piece nasıl ilerleyecek? Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Biraz yavaş bir video farkındayım. Çarpı 2'de falan izleyebilirsiniz. Çevirdiğim için biraz yavaş kaldım. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.